nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, sizler? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sizleri biraz tanımak istiyoruz Cemalettin Bey. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Kaç yıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Evet. Benim adım Cemalettin Kızılçay. 1997 yılının işte sonlarına doğru bu sektöre girdim. Ben meslek lisesi mezunuyum. Daha sonra da meslek yüksek okulu bitirdim, İstanbul Teknik Üniversitesi. İşte Sakarya ilinde LPG işine ilk başlayanlardan birisiyim diyebiliriz. Yani ilk başlayan firmalardan birisiyiz. Yaklaşık işte 97'den beri yani bu işi aralıksız olarak devam ediyorum. Sakarya'da genelinde 20 binin üzerinde zannediyorum bir araç montajımız oldu. Uzun yıllardan beri sektörde deneyiminiz var. Uzun yıllardan beri. Peki film olarak kaç yılında kurdunuz? Yaklaşık yani bu firmayı ben burasını yeni açtım. Hı. Yani burası tam bir yıllık bir firma. Ama dediğim gibi bundan önce işte burası Saktaş LPG dönüşüm sistemleri. Bundan önce Marmara Otogaz adı altında bir firmam vardı. Orayı ortağım vardı, ortağıma devrettim. Burayı yeni ayrıldım, açtım. Şimdi burada baş pehlivan otogaz olarak. Şimdi burada Saktaş Otogaz olarak devam ediyoruz. Hı hı. Saktaş Otogaz olarak burada hizmet sunuyorsunuz bir yıl önce. O zaman 2018 yılında. Her teknolojik aleti mutlaka özelliklerine, donanımına nelere dikkat etmeniz gerekir? Bunları araştırmanız gerekir. Yani diyelim ki siz LPG aracınızı taktırmadınız ama LPG'li bir araç satın aldınız. Dolayısıyla aracınızdaki LPG sisteminin markası neyse onun yetkili servisine gidip bu konuda bilgi almanız gerekir. Yani dikkat edilmesi gereken tabii şeyler mutlaka servisteki usta bilgi verecektir. Yani gaz filtresi bakımları çok önemli. Gaz aldığınız firmalar da çok önemli. Yani şu an için mesela 1-2 aydır piyasada gazlardan kaynaklanan sorun var. Şu an biraz da bizler de ondan dolayı çok ciddi yoğun çalışıyoruz. Bu LPG'lerde sisteme zarar veren LPG'ler var piyasada. Bunun için mutlaka büyük firmalardan ve ben her zaman müşterilerime derim ki çok satan şehir merkezlerindeki sirkülasyonu fazla olan belli başlı firmalardan alın. Adını duymadığınız, işte çok ücra yerlerdeki, çok sirkülasyon olmayan istasyonlardan yapıt almayın. Almanız gerekiyor ve bakımlar da önemli. Tabii bakımlarınızı, kilometre bakımlarınızı her 10 bin kilometrede mutlaka LPG servisine gidip bakımlarını, LPG ile alakalı çalışan, yıpranan parçaları değiştirmelerini önemli tavsiye ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz değerli tavsiyeleriniz için o zaman Cemalettin Bey. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun.